kahramanları Rafet ve Saffet. Biri spor foto muhabiri, diğeri spor yazarı. Birbirinden ayrılmaz iki arkadaştırlar ama karakterleri tamamen birbirine zıt iki arkadaş. Rafet, gamsız, vurdum duymaz, pasaklı, dağınık ve çapkın. Saffet ise tam tersine. Derli toplu, titiz, becerikli ve duygulu bir kişiliğe sahiptir. Bu iki arkadaşın hayatta birleştiği tek nokta vardı. İkisinin de karılarından ayrılıp aynı evde yaşamaya mecbur olmaları. Bu mecburiyet başlarına neler mi getirmişti? Yoğurt koydum dolaba, ellere bay. Yoğurt koydum dolaba, ellere bay bay bay. Bugün başım kalara, bugün başım kalara. Ah ah, beynimizde kek kek ha. Lan oğlum, bu işleri bitiremezsek Selim Bey bizi yemeğe bile çıkartmaz, biliyor musun? He, çıkarmazsa hatırım kalır. Ben yemek yemeyeceğim. Zaten aç değilim. Bir insanın yemeden açlıkla ölüme ne kadar meydan okuyacağını test edip onaylayacağım. Manyak. Serhat'la Hüsnü'ye söz verdik. Öğlen yemeğini çıkartacağız diye. Üstelik rezervasyon bile yaptırdık. Amanın, amanın. Ben onu çoktan unutmuştum ya. İnsanlar önem vermedikleri şeyleri unuturlarmış Rafet abi. Demek ki Aysu ablaya önem vermiyorsun. Aysu ablanın bunu bilmesi lazım. Bunu ona iletmemiz lazım. Oğlum, o dediğin doğru olsa Rafet abi gazetenin evin yolunu unuturdu. Ne? Ne kadar komik arkadaşlarımız var değil mi Saffet? Haklısın Rafet. Bırak şu Lanel Hardy bozuntularını ya. İşimize bakalım. Eğer bu sefer de kızlara etkensek mahvolacağız. Kek çileği düz ovada avlarla. Bir türlü yapamıyormuş. Neyi? Hani insanlar sıkılınca böyle ellerini tıkır tıkır masaya vururlar ya, işte onu. Aman Aysu be, koyun can derdinde, kasap et derdinde ha. Hangi kasap? Ben sana ne diyeyim? Çok basit. Kasabın adını söyle. Aysucuğum lütfen susar mısın? Zaten canım burnumda. Kim bilir sevgili kocalarımız tarafından kaç yüz bininci kere ekildik. Aman Serap, bana hep salak muamelesi yapıyorsun ama ya sen de benim kadar salaksın. Nereden çıktı şimdi bu? Nereden çıkacak? Hadi ben salak olduğum için salak Rafet'le evlendim. Ama sen de kalktın salak Saffet'le evlendin. Evet, bu sefer sapına kadar haklısın. Neyin sapını? Deyim bu Aysucuğum, deyim. Bırak şimdi abuk subuk konuşmaları da, burada kaldık tek başımıza. Ne yapacağız onu düşün. İşin kötüsü benim üstümde para yok. Üzülme canım, benim üstümde de yok. O zaman birlikte üzülelim. Niye ki? Ne demek niye Aysu? Hesabı nasıl ödeyeceğiz? Bekli düz ovada avlarlar. Kanadın mı, kanadın mı dağlar. Kabarak, kabarak. Kabarak, kabarak. Kabarak, kabarak. Kabarak, kabarak. Meşgul etmeyin be. Ne oluyor lan? Kaptırmış çalışıyoruz işte. Siz biraz daha kaptırırsanız biz de yakamızı deli doktorlarına kaptıracağız abi ya. Abi cebimizdeki şu son parayı alın, alın ve susun. Yani bu kadar kötü seslerden bir türküyü bu kadar kötü dinlemek çok kötü ya. Boşuna kapıya bakma. Bence o salaklar gelmeyecekler. Keşke yemeseydik Aysu. Kıyafetimiz de bulaşık yıkamak hiç uygun değil. Canım bulaşık yıkamayacağız. Sadece rezil olduk. Ama herhalde halimizden anlarlar. Bana bak, şimdi kartımızı falan bırakırız, yarın getiririz de. Ah o Saffet, ah. Ah Rafet, ah. O salağı boşu boşuna savundum bugüne kadar. Ama bundan sonra görecek gününü o. Ben de o Rafet'i. Ona öyle bir kazık atacağım ki herkes şaşacak. Çok özür diliyorum ben güzel bayanlar. Ben sanıyorum siz biraz yalnız oturuyorsunuz burada, he? Ben yani istiyorum sizle beraber oturmak, olur mu? Kız Serap, biz bunu hesaba ödetebiliriz. Saçmalama Aysu. Kusura bakmayın, birazdan eşlerimiz gelecek de. Ya ben sanmıyorum öyle. Çünkü ben duydum, siz hep kocalar hakkında konuşmak biraz aptal, salak falan. Oo, bayağı bayağı ilgilenmişsiniz. Peki bu ilginizin sebebini öğrenebilir miyim? Ben biliyorum siz bana kızacaksınız ama ben bunu söylemek lazım ki... ben bu güzel bayan cazibe kapalı. Yani ben aşık oldu. Yani... I'm in love. Çüş. Çüş? What's that çüş? Oha demek. Oha? Ben onu da bilmiyorum. Neyse, iyi ki bilmiyorsun. Yani demek istiyoruz ki daha kim olduğunu bilmeden nasıl aşık olabilirsiniz Aysu'ya? Aysu. Oo, çok güzel isim. Ben de Tom. Artık ben sen biliyor. Ben seni çok iyi tanıyorum. Artık ben sana I love you diyebilir miyim? Ha? Ha.
Anladım. Çüş ve oha diyorsunuz ha? Ama o zaman ben siz şimdi bir yere gidip bir şeyler içmek teklif ediyorum. O zaman belki ondan sonra siz çüş and oha demiyorsunuz. İçelim. Ama hesabı siz öderseniz. Yani bizim hesabda. Daha no problem. Bende var oil company. Texas'ta oil company sahip ben ya. Bende para çok. Kız Serap, turnayı gözünden vurdun ya. Şimdi ben senin gözüne vuracağım, göreceksin Ays. Saçmalama. Ayşecan. Buyurun Selim Bey. Yemek zamanı geldi Ayşecan. Karar verdim. Sana bugün yemek ısmarlayacağım. Aa, ne güzel. Nerede? Yatakta. Ben yatakta yemek yemeye bayılırım. Selim Bey, size bir şey söyleyebilir miyim? Tabii söyle. Siz var ya, manyaksınız. Allah Allah. Ne var bunda kızacak canım? Yatak restoran bu kentin en iyi lokantasıdır. Ne var? Şey efendim, yemek zamanı geldi. Ama boşuna uğraşmayın. Sizinle yatakta yemek yiyemem. O kadar. Yok, bizim hiç öyle bir niyetimiz yok yani Allah için. Biz sadece karılarımızla yemeğe gideceğiz. Peki, iş bitti mi? Bite yazdı. Yani bitmek üzere. Çıkın. İş bitmeden yemeğe gitmek yok. Sence bizim kızlar bizi daha hala bekliyor olabilirler mi? Bekliyorlarsa bile ağaç olmuşlardır. Keşke Django'yla alsaydık ya. Niye? Hazır ağaç bulmuşken o da tuvalet ihtiyacını görürdü. Salak salak konuşma be. O zaman sen salak salak konuş. Ne yapalım, gittilerse bile oturur bütün yemekleri biz yeriz. Ne güzel. İşte bir de hayata böyle güzel tarafından bak. Tabii. Django. Ay, Samet. Ulan eceline susamış lağım faresi. Yapılır mı ulan benim gibi koskoca mafya babasına bu he? Vallahi billahi iki gözüm önüme aksın ki ben bir şey yapmadım tarumar. Akacak zaten biraz sonra iki gözün önüne. Kulakların arkana, beyninde sağa sola akacak. Önce bir anlayıp dinleseydik be abi. Ulan bana bak. Sana şimdi bir sıkarım. Öbür tarafta melekler de anlayıp dinlersin abi. Ne diyordum lan biraz önce sana ben ha? Kımıl zararlısı. Akacak zaten iki gözün az sonra önüne. Kulakların arka tarafa, beynin sağına soluna akacak. Anladın mı? Vay be! Ulan benden daha iyi bağırdın Allah'ım ha! Şöyle güzel yemeklerden yiyip karnımızı iyice doyuralım çakalım. Ayşe'yle Serap da bizi beklemekten çatlayacaklar. Hem iki asil ve soylu centilmen kavalyeler olacaklar, hem de yemekten mahrum kalacaklar. Şimdi böyle uzun uzun cümleler kurmayı bırak da dansız kalmış asil ve soylular gibi yumulalım yemekleri abi. Lan bu mu kısa cümle oluyor yani? Dur çakalım. Ne oldu? Merak etme, o kadar aç değilim. Senin yemeğini yemem ama sen çok istiyorsan benimkini yiyebilirsin. Bırak şimdi kiminkini kiminkini yiyeceğini de şuraya bak. Benim gördüğüm sen de görüyor musun Rafet? Senin ne gördüğünü bilmiyorum ama benim gördüğüm biraz sonra ölecek olan Aysu ve yanındaki hıyar. Saçmalama Rafet. Burada rezalet çıkartamayız. Sakin ol. Peki nerede rezalet çıkabilirim? Burada çıkaramazsam nerede çıkarım? Herif ayaküstü benim karıyı götürüyor. Manyak mısın lan sen? Kes Rafet. O senin karın iyi bir kere, eski karın. Hı? Hem sadece oturuyorlar. Ne demek ulan oturuyorlar? Biz godoş muyuz lan? Tutma beni. Rafet. Bana Rafet deme dostum. Hey bak, sakin ol dostum. Hadi gel. Hadi gel dostum. Gel, başka yerde konuşuruz. Çok güzel ha. Very nice. Evet, burada yemeği çok güzel yaparlar. Ayşe'cim karıştırdın sen. Niye karıştırayım Serap? Sen de biliyorsun ki burada yemeği çok güzel yaparlar. Ama o yemeğe güzel demiyor, sana güzel diyor. Öyleyse benim bu durumda ona bir tokat atmam gerekiyor. Aysu kalk hemen eve gidelim, millete rezil olacağız. Yok yok, please please. Ben siz götüreyim evde. Yani ben siz bu an bozmak istemiyor ha? Ulan benim gibi yakışıklı bir adam başka bir erkekle aldatılır mı ulan ha? Ay nereden çıkarıyorsun seni aldattığımı tarumar? Şu senin adamlarından başka erkek görmüyorum. Zaten onlar da erkek sayılır. Oh, oh, hakarete bak. Aç kalmış gibi kırıldım vallahi. Sapına kadar erkeğiz biz yenge ha? Hatta sapından sonrası bile erkeğimsi be yenge. Kim? Hanginiz ulan o sap? Aman erkek. Aa, 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 aa.
Bundan ikisi daha ben değil mi? Ulan bana bak Mürdüm Eri. Sabah evden çıkarken perdeye işaret koymuştum. İki parmak aralanmış. Gene kaşla göz arasında gösterdim birilerine kendini. Ay vallahi billahi kimseye göstermedim Tarhoş. Ben yalnız sana gösteririm yüzümü. Bana bak ulan mamut fosili. Eğer bana en küçük bir yamuk yapacak olursan seni taklaya götürürüm. Haberin olsun ha. Karı milletine arada sırada böyle hot zot edip gözünü korkutacaksın arada. Ya vallahi ya. Saçmalama Rafet, saçmalama Allah aşkına. Sakinleş biraz. Hadi eve girin. Eve girince biraz sakinleşirsin. Sağlıklı düşünürsün. Yarın sabah Serap Avcı'ya gideriz. Ne olup bittiğini anlarız. Ya kuzen lütfen karışma. Bana bıraktın. Vuracağım bu adamı ya. Bu yüzden adam vurulur mu? Peki o Gümbük. Avcı yerine Serap'la sarmaş dolaş olsaydı sen ne yapardın ulan? Gider olurdum Avcı'yı. Ya gördün mü? Bırak vuracağım ya. Ya bırak. Ya saçmalama Rafet. Hiç gider mi öldürür müyüm? Hatta giderim adamı anlamına bırakırım, tebrik ederim. Ne güzel sen olsun kardeşim derim. Ya bırak ya bırak. Vuracağım. Hey! Kim ulan benim kapımın önünde patırtı yapan tatlı sesli lahmacunları he? Vay bunlar bizim Raffet'le Saffet'miş be. Ne ulan neyi paylaşamıyorsunuz bakayım ha? Kaçak kemer burgaz kömürleri. Allah aşkına bir şeyler söyle Tarım Hanım. Dilimde tüyü bitti. Delendi bu ya. Bırak beni vuracağım vuracağım. Hey! Kimi vuracak ulan bu dümdü? Uzun hikaye abi. Kısa kes aydın havası olsun. Yürü bakayım. Düş önüm hadi. Hayda. Ulan iki saattir ben söylüyorum bir tık yok. Bir söyleme bir tık. Aynı lafları söylemek değil önemli olan o lafların hangi ağzından çıktığı önemli. Topa mı patlayacaksın? Da bir salon burası Serap. Balkonu da var mıdır? Vay canına be. Bu araba araba değil vallahi dolma bahçe sarayı Aysu. Bu bir saraysa siz bu sarayın kraliçe Aysu. Oo bayağı hızlandı. Yok ayol o kadar hızlı gitmiyor. En fazla 70. Ben arabadan bahsetmiyorum Aysucuğum. Sahibinden bahsediyorum. Bu içkiye ne dersiniz? Bir içki deriz. Bir içkiye iki içki diyecek halimiz yok. Bir içkiye siz ne dersiniz? Bir içki deriz. Gidim ödüdüm gidiyor aşağı. Mutlaka bir şey olmuyor. Hemen ne olduğunu anlayıp saraya tahmin etmeliyim. Ah! Tarıman'ın evinden geliyor sesler ama Rafet'le sahte tüzüsü de var. Bu iki sesi nerede olsa tanırım. Biri para sesi, biri de salak sesi. Ulan yeter be! Karbonatör memesi. Sen de ne dikilip duruyorsun ulan orada? Aynalı Sazan. Nasıl olsa şimdi Dürdane kalfa gelecek abi. İki kere zahmet olmasın diye. Bak şimdi. Hop. Geldim, geldim. Aa, senin ne işin var burada be? Dürdane kalfa. Para kokusu sezdim, para kokusu sezdim. Ulan şuraya bak be. İyi ki bu kestane kebap mafya babası olmamış ha. Yoksa biz açlıktan ölürdük Allah'ım. Bırakmadınız ki vurayım o adayı, bir vurayım. Birisi burada neler olduğunu anlatacak mı? Yoksa biz böyle salak salak bakmaya devam mı edeceğiz? Ulan acelen ne be? Seksi şempanze. Evet Saffet, anlat bakalım şu aydın havasını. Şimdi Tarumar abi, biz yemeğe gittik. Adile. Darhanım, zaten evde sensiz yemek yiyemiyoruz. Müsaade edin de dışarıda sensiz olmanın mutluluğunu yaşayalım. Kesmeyin ya. Yemekte ne vardı? Ben bunu midesinden vurayım abi. Susun bakayım ulan. Akortsuz kontrbaslar. Sonra? Sonra Tarumar abi, Aysu'yu gördük. O da mı perdeyi iki parmak açmıştı? Ha? Anlamadım. Aslına bakarsan ben de anlamadım. Ulan amma acayip geyik dönüyor. Bir şeyler bulup ben de katılsam mı acaba? Ulan bana bakın karpuz dilimleri. Sadece Saffet konuşacak anladın mı? Yani siz şimdi bu adamı yeni tanıdınız. Hemen tutup eve getirdiniz öyle mi? Biz onu değil o bizi getirdi. Hem adama adam deme o bir Amerikalı trilyoner. Oo. Kut 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 kut. Sen çok çirin güzel adamı. Bu Amerikalı mı şimdi? Anne adam Türkçe biliyor. Canım bir şey demedim ki. Amerikalı mı diye sordum bu dümbüğe. Ha dümbük. Yes yes. What is dümbük? Dümbük. Dümbük demek yakışıklı demek. Yakışıklı. Mister mister. Sen var Amerikalı Amerikalı. Kum kum. Yeah Texas. Aa
Bu yaşta hala Texas Tropics mi okuyormuş bu Ferhat? Aysucuğum, memleketi Texas. Ya yeah, Texas. Kız, bu Texaslı senin de müstakbel Texaslı olmanı istiyor galiba. Aman Rafiye teyze, daha yeni tanıştık. Rafet Salah'yla tanıştığımda sanki başın göğe ermişti. Kızım, adamda kum gibi para var, kum dolar dolar. Anne, iğrensin. Ben istiyorum siz götürmek Texas. Hop hop, hadi bak kendine gelmişler. Aa, asıldığın karı ben değilim, orası. Sorun var galiba senin gözünde ha? Yok yok, ben istiyorum hepiniz götürmek Texas. Ayol bu herife kanım ısındı. Hatta kaynadı bir. Of, delisiniz siz. Asıl deli sensin. Gideriz tabii, sonra da paraya para demeyiz. Zaten paraya para diyemeyiz ki. Niye? Kimse anlamaz da ondan. Orada dolar diyorlar. Sana salak diyecektim ama vazgeçtim. O zaman dilimizi alıştıralım, antrenman yapalım. Bir dolar, iki dolar, üç dolar, dört dolar, on dört dolar. Tabii ki milyon dolar. Tabii ki milyon dolar. Durum ciddi yardımlı. Bu garibana yardım etmek lazım. Vuralım abi. Kime? Kime olursa fark etmez. Maksat vuruş olsun. Ulan salak salak konuşma be armut sapı. Siz işin gırgırındasınız. Bu arada bizim karı gidiyor ya. Sakin ol Rafet'cim. Bırak sabah olsun. Sinirlerin yatışsın. Gider durumu öğreniriz. Belki burada haybeye talk show yapıyoruz. Bak doğru. Bu fikri beğendim işte. Tabii ya. Önce bir konuşur anlaşın. Eğer abuk bir durum olursa anladın mı? O zaman adama şöyle ufaktan bir görünür. Biraz çizik, biraz fizik. İşi hallederiz. Sağ ol babam benim. Bir şey değil yavrum. Olay tatlıya bağlandı. Tatlı dedik de. Tatlıyı sen mi acaba? Yok yok, ben bunu vurayım abi. Ya dur ben sana yardım edeyim ya. Hep burada böyle boşu boşuna duruyorum asker bavulu gibi. Kesin olan be kuru üzümler. Hadi bakalım toplantı bitti artık. Herkes birbirini, ben de herkesi vurmadan dağılalım bakalım. Evli evine, köylü köyüne. Dürdane kalfa da sıçan deliğine. Kızlar, aklınızı başınıza alın. Bu hayat akıp gidiyor. Yarın öbür gün bu güzelliğinizde akar gider, sap gibi kalırsınız ortalıkta. Anne saçmalama, adam resmen evlenmek istiyor Aysu'yla. Böyle apar topar evlilik olur mu canım? Aa kızım aparını toparını bırak, Karun gibi adam evlenin de rahat edin işte. Buldum. Bence biz adamı Raziye teyzeyle evlendirelim. Ah adam kabul etse uça uça giderim. Bundan bu iş benim karşıma tam 10 sene önce çıkacaktı ki. 20 sene önce. 30 diyelim ama bir ay fazla olmadı bak. Aa Cango, Aysu annen bizi aldattı. Duyarın tekine sarmaş dolaştı. Bu yüzden de aklım dolaştı. Ne dedim lan ben? Aynen ben de öyle dedim Cango. Olur mu lan bu dedim ama bu sapın hıyarı beni bırakmadı. Lan manyak, itini üstüme kışkırtma. Yarın sabah konuşuruz işte. Gel Cango gel. Bize bizden başka dost yok. Alo mu? Evet, alo. Aysu abla o Zibidi ile evleniyor. Haberin olsun. Bir dost. Niye takıldın lan? Şşş, kimdi o? Ercan adında bir dost. Aysu o hıyarla evleniyormuş. Zavallı Rafet. Sanırım şok olacak. Ekme bulma dünyası bu Serap. O beni her zaman şok ediyor. Bir kere de ben onu şok edeyim. Aslında bu durum bana da pek doğru gelmiyor Aysu. Niye o beni şok ettiği zaman doğru oluyor da ben onu şok edeceğim zaman doğru olmuyormuş? Ben onu demiyorum Aysu ya. Ben onu diyordum, sen bunu dedin. Benim dediklerimin üstüne de dediğin için dediklerimiz karıştı. Sen şimdi ne dedin? Çıldırtma adam Aysu. Ben bu Amerikalı ile evlenme durumunu söylüyorum. Aa, o mu seni şok etti? Bırak şu şoku be. Hello girls. Merhaba. Şok da geldi. Hani şoku bırakmıştık? Bu Jerry. Kendisi de Texaslı oluyor. Onda da var petrol company. Yeah. Damon Jerry ha? Oo, bugünlerde etrafımız trilyoner kaynıyor. Beautiful. Senin kız çok güzel. No, no, no. This one is mine. Bu benim kız. Aa, utanmasa topu çıkaracak. Ne kadar güzelsiniz siz.
Bu Teksaslıların hepsi hızlı galiba. Benim arkadaş senin arkadaş çok beğeniyor. Belki yapıyoruz iki marriage bir arada. Hop Aaron da molla desinler. Molla? What is molla? Ay sana Türkçe öğretemem şimdi. Bak sakin olacağız tamam mı? Sakin konuşacağız. Ben konuşacağım, sen anlayışlı ve sevecen olacaksın. Tamam ya, tamam. Bana bak, içeri girmeden bana söz ver. Biz taşkınlık yapmayacaksın tamam mı? Tamam. İçim rahat etsin. İstersen Aysun'un önünde diz çökeyim, ona diyeyim ki... Karıcığım, bu boynuzlanmak çok hoşuma gitti. Zaten benim ruhumda kodoşluk var. Lütfen beni bir daha boynuzla diye yalvarayım. Bunu mu yapayım ulan? Rafet, bu kadarı fazla. Tamam mı? Sakin ol yeter. Tamam, olacağım. İyi, hadi gidiyoruz. Hadi gidiyorum, hadi gidiyorum. Siz çok tatlı yürüyün, hadi. Thank you. Relax. Aman. Hadi bu dallama Aysu'ya aslan dallama. Öteki dallama kim oluyor? Bu da Serap'a aslan dallama. Kes sesini Aysu. What is dallama? Yeah, I think it is a very difficult language, Jerry. Dallama ya. Ya biz ikimiz iki dallama. Peki siz dallama oluyorsunuz? Vururum lan ben adamı. Vururum lan. Aa, kuzen. Ne kadar sakin konuşuyorsun öyle. Sakin konuşacak durumu var Rafet. Baksana dallama resmen karıma asılıyor. Sanki senin malınmışım gibi bana babalanma Fahfet. Ben özgür bir kadınım. Ve bana kimin asılacağına da ben karışırım. Sen karışamazsın. Bravo Serap. Sus Aysu. Peki Serap. Bana bak Serap. Yani bu zırtapuzun sana asılmasına olur mu diyorsun? Dallama or zırtapuz. Hı? Evet. Hatta evlenme bile teklif etsem onu da kabul edeceğim. Ne ediyorum? Olur. Tutma beni Rafet. Vuracağım bu ergeliği. Kim tutuyor lan seni? Saçmalama. Aa, rezalet çıkarmaya gerek var mı? Değer mi oğlum? Gidelim düşünelim, sonra bir karar veririz. Ne oluyor lan sana? Sanki sen Safet oldun, ben Rafet. Ay bunlar kim olduklarını karıştırıyorlar. Biz bunların evlenme teklifini kabul etmekle çok iyi yapmışız Serap. Hadi gidelim. No, let's go. Hey Matt! Hey! Sanırım şu anda ikimizin de karar edersine ihtiyacı var ha? Nerede o iki salak? Hangi iki salak Figen Hanım? Salak. Rafet abiyle Saffet abiyi kastediyor. Bizi kastetseydi o iki salak demez, bu iki salak derdi. Haklısın evet. Dil bilgisi dersiniz bittiyse birisi bana cevap verebilir mi? Neredeler? Gittiler hatta. Şimdi yaktım çıralarını. Nereye gittiler? Aysu abla Rafet abiyi aldatıyormuş da oraya gittiler. Hakikaten mi? Hakikaten tabii. Allah! 60. 70. Hatta adam Aysu ablaya evlenme teklif etmiş. 80. 90. Demin telefonla öğrendim Serap ablaya da biri asılmış. 100. Hatta Serap abla da o adamın evlenme teklifini kabul etmiş. Karada 100. Ulan mısır gevrekleri. Canım çok fena sıkılıyor ha. Gidip biraz araç toplayalım. Bence tam zamanı abi. Kırtasiyecileri dolaşalım. İyi iş vardır onlarda şu ara ha. Dayı, eğer kırtasiyeye gideceksek bir tane de kalemle silgi alabilir miyiz? Ben evin anaya mektup yazacağım da telefonum kesik biliyor musun? Ben de lokantaların restoranları gezerim abi. Ulan beyin haşlama. Zaten yemek yerken fincancı katırlarını ürkütüyorsun. Bir daha yemekten laf edersen sıkarım topuklarına bak ha. Taroş, dışarı çıkmışken bana da bir şeyler alabilir misin? Ulan bana bak. Ben sana böyle beyaz saraç stajyeri kılığında bu hödüklerin karşısına çıkma demedim mi ha? Uzat bakayım ulan topuğunu. Ay yapma Tarumar ya. Daha geçen seferki mermilerin izleri geçmedi. Bunu hiç iyi yapmadın abi. Niye yapmadım ulan şerbetsiz künefe ha? Abi diyorum yengenin topuklarına sıktın ya onu. Ne olmuş ulan sıktıysam ha? Koskoca bir tarumar kırbaçın metresi olan kolay mı ha? Bir mafya babasının metresi topuklarındaki mermi izlerinden anlaşılır icabım. Çok kalbini kırdın abi. Diyorum şöyle bir hediye alsam da gönlünü alsam ne diyorum. Sen kime akıl öğretiyorsun lan ha? Kefesiz senet. Benim kafam senin kadar çalışmıyor mu zannediyorsun ha? Vay be. Dünya yıkılsa bu aklıma gelmezdi. Vay be. Dünya yıkılsa bu aklıma gelmezdi. Resmen aldatıldık Rafet. Resmen aldatıldık Safet. En büyük fener. Neden bu? Lan oğlum ne söylerse papağan gibi tekrarlıyorsun. Bunu da tekrar et bari. Ben üzüntüden ne yaptığımı biliyor muyum ki lan? Ah Rafet, hadi içelim sarhoş olalım. Bize bu yakışır kardeş. İçelim, güzelleşelim anasını. Ah
dert geldi lan bu. Susuz içtik ya. Rakı çattı. Ben diyorum ki Safet, bir tavacı alalım. Biz bu karalarımızı vuralım ula. Aynen katıyorum. Sana bir şey. Sizden burayı terk etmenizi rica ediyorum. Niye be ya? Niye terk edecekmişiz lan? Ne oldu ki lan? Ha? Ha? Biz içeceğiz be ya. Kusura bakmayın ama siz zaten içeceğiniz kadar içmişsiniz. Koskoca bir bardak rakı, sus içtik, sus. Yok abi, rakıyı daha getirmedim ki. O senin içtiğin suydu. Demek siz önceden sarhoşsunuz. Lütfen dışarı. Yürek benim çakabı. İstenmediğimiz yerde bir işimiz var lan. Anneanne, şimdi bunu tekrar et bakalım. Mr. and Mrs. Brown go to fishing. Ulan manyak torunum. Bana o kadar zor sorular sorma. Daha basitini sor. Ama anneanne, bu en kolayı. Peki o zaman şunu söyle. This is a door. O ne demek? Bu bir kapıdır. Sen torun değil, bir sorunsun. Kapının kapı olduğunu bilmek için İngilizceye ne gerek var? Aman be anneanne, senin hiçbir şey öğreneceğin yok. Ben gidiyorum. Şükürler olsun, ızdırap bitti. Anlamıyorum, niye Raziye teyze İngilizce öğrenmeye çalışıyor ki? Nasılsa Amerika'ya gidince oradaki Amerikalılara Türkçe öğretecek. Aptallar! İki tane Amerikalı damadım olacak. İki kelime Amerikanca öğrensen fena mı olur? Ay Saffet'le Rafet ne yapıyorlar acaba? Ne yapacaklar? Yeni kocalarımızı öldürmenin planlarını yapıyorlardır. Aman, o salaklar hamam böceği bile öldüremezler, merak etmeyin. Ya ben çok tereddütteyim. Acaba çok mu salakça bir şey yapıyoruz? A benim civcivlerim. Para kazanmanın salakçası olmaz. O Rafet'le Saffet sizi az mı çektirdiler? O manyak Rafet önüne gelen kadınla düşüp kalkıyordu. Saffet de öyle, hiç ilgisizdi hem bana hem çocuğuna. Ya bak, gördünüz mü? Siz hayata o Rafet'le Saffet'in kıçlarını toplamak için mi geldiniz? Evlenin şu Amerikalılarla, oh lan edin. Ben artık kesin kararlıyım. Mutlaka evleneceğim. Ulan seksi şempanze, açsana ulan kapıyı. Açamam tarumar. Tamam anladık. Karı milletinin biraz naz yapmak hakkıdır ama kapıyı açmamak da ne oluyor? Aç ulan kapıyı. Boşuna nefesini tüketme tarumar, kapıyı açamam. Ulan mısır gevreği. Bak sana ne güzel hediyeler aldım. Hadi aç kapıyı bakayım, aç. Ay açamam tarumar. Bana bak. Ya sen bu kapıyı açarsın ya da ben tabancayla açarım, anladın mı? Niye açmıyorsun lan kapıyı? Açamam. Çünkü anahtar bende değil. Giderken üstüme kapıyı kilitleyip gittin ya tarumar. Hayda, ulan dalgaya bak be. Yaşlanıyor muyuz ne? Haybeye vuracaktık karıyı, iyi mi? Ulan şebeye bak be. Bütün bir olan bitenden sonra horul horul horuyor. Kalksana Rafet. Rafet kalk. Lan manyak mısın? Ne dürtüyorsun lan? Kalk biraz konuşalım. Ya ulan tam benim böyle zurnanın zurt dediği noktada uyandırıyorsun. Tam o Amerikalıyı almış gırtlaklıyordum lan. Rafet, benim de gözüm uyku girmiyor. Ya ne yapacağız şimdi biz ya? Bak şimdi gün gibi karılarımız elden ha gitti ha gidiyor. Ben senapsız yapamam. Ben de aysızsız yapamam. Bak Cango da bizimle aynı fikirde. Üzülme kuzen. Yarın en ciddi halimizi takılır, gider kızlarla konuşuruz. Biz mi? Ece'nin kaset şoku. Bir düşüşle iş dünya habercisi olarak yorumluyor. Ulan ne biçim dalgadır be? Hiçbir kanalda bir numara yok, iyi mi? Vurayım abi. Niye vuruyorsun be cüce zürafa? Aleti. Ulan sen git de kendi aletini vur anladın mı? Aleti bedava mı alıyoruz be? Onu satın alabilmek için kaç yerden haraç aldık biliyor musun sen? Vursaydın be abi. Vurma ulan. Ulan vurma demedim mi sana be? Kapı. Git kapıyı aç. Yoksa evde yok mu bu herif? Nerede olacak ya? Evdedir mutlaka. Sen güzel çalamadın. Ben çalayım. Oh gözüm! Ulan vurayım lan seni! Şey bünyemin, vallahi isteyerek oldu. Vallahi istemeyerek oldu. Aferin Cakabon, tam isabet. Bana vurmak için mi geldiniz yoksa başka bir isteğiniz var mı? Minasipse Tarumar abiyle görüşmek istiyoruz. Tamam tamam, girin konuşun o zaman. Sonra vurayım sizi. İçeri.
Kim o kapıyı çalan be? Bunlar. Bugün nasılsın Termal baba? Hayda! Ulan insan bir şey isteyeceğini bu kadar çok açık eder mi be? Derdimiz dünyadan büyük baba. Hayda! Sana ne oluyor be? Sen niye yamuldun? Onun da karısı evleniyor baba. Hayda! Diyeceğim ama çok tekrara düşerim diye demiyorum. İkisini de vuralım diye ricaya gelmişler galiba abi. Yok baba, yok. Vurmak diye bir şey yok. Yapacak mutlaka bir şeyler olmalı ya. He? Bunun dili mi sürçtü? Yok baba, öldürmek istemiyoruz. Öldürmek yok. Bir dakika şimdi, bir dakika ya. Meseleyi bir baştan şöyle toparlayalım. Şimdi bir, iki herif sizin karıları ayarttı, kandırdı. İki, siz bu herifleri vurmak istemiyorsunuz. Üç, heriflere başka bir şey yapalım diyorsunuz. Dört, bunun ikisi de kaçık abi. Beş, siz durumu anlamadınız ya. Altı, bizim amacımız başka. Yedi, neymiş ulan amacınız? Sekiz, biz niye sayarak konuşuyoruz ya? Dokuz, ben ne bileyim ya. On, git komşunun damına kon. Sarı limon. Evet, yeter lan be. Sizi bana sayıyla mı verdi? Bundan sonra sayı sayana saydırırım namussuzluğunu. Şey, baba biz diyoruz ki, şimdi gidip adamlarla konuşsak, bizim ikna kabiliyetimiz ortada. Yani adamı ikna edemiyoruz. Ama diyoruz ki sen gitsen adamla konuşsan, adamlarla konuşsan onları ikna edebilirsin. Değil mi baba? Babaların babası. Yağcıların yağcısı. Ha tamam, bak şimdi anlaşıldı. Tam mafyalık bir iş bu. Hadi yürüyün bakalım hadi. O zaman ben bir koşu telefon edeyim. Kızlara ve de o kocası olacak o hıyarlara haber vereyim. Bir buluşma ayarlayayım. Bir dakika, bir dakika. Affetsin kartayı. Ara. Aa, onlar mı öyle anne? Keser, şiş, satır, testere, burada bıçak. Onların ne olduğunu biliyorum ben anne. O zaman niye soruyorsun aptal kızım? Burada ben de katılıyorum Raziye teyzeye. Ay çıldırtmayın adamı canım, ben bunlar ne diye mi sordum? Yani ne yapacaksın demek istemiştim. Kızım tam bir embesilsin sen. Nereye gidiyorsunuz? Yemeğe. Sizi kim davet etti? Saffet'le Rafet. Yanınızda kim olacak? Tom ve Jerry. Türkiye'nin başkenti? Ankara. Şimdi eski kocalarınız, müstakbel kocalarınızı yemeğe davet ettiler ya, işte lazım olur diye onları da getirdim. Peki Ankara'nın bu işte ne ilgisi var? Hiç. Ankara'nın kışları kurak ve soğuk geçer. Lokanta burası mı? Evet burası hali. Hadi girelim. Hop dur bakalım. Burada raconu ben keserim anladın mı? Kes o zaman abi. Şimdi siz şurada kenarda bir yerde duracaksınız. Biz Bünyas'la içeri dalıp adamlara ufaktan bir göz daha vereceğiz. Sonra da adamların can haliyle 5 dakika sonra buradan nasıl kaçtığını göreceksiniz. Aferin sana Tarvar abi. Yürü Bünyas. Bünyas. Yürü. Aferin Bünyas. Yürü Bünyas. Gel. Aa, merhaba Tarvar abi. Merhaba. Aa, biz Rafet'le Safet'i bekliyorduk, siz tamam çıktınız. Biz Ciklet'ten çıkmadık hanım. Bu zırtapozlarla iki çift kelam etmek için geldik. Wow, ben biliyorum zırtapozun ne olduğunu. Bir dakika Tarvar abi, bu bizim meselemiz. Siz niye karışıyorsunuz ki? Safet'le Rafet rica ettiler. Biz de bu meseleyi çözmeye geldik icabı halinde. Aa, bir dakika. Acaba ortada nasıl bir mesele vardır? Biz seviyor bu kızları. Ya, evleniyor muyuz? Şşş, susun bakayım. Çizerim Allah'ıma. Buyum abi. Dur oğlum, acele etme. Daha değil. Acaba siz ne iş yapıyor? Ben mi? Ben mafya babasıyım anladın mı? I see. You are Al Capone. Dünyas, bana bak. Küfür filan etmedi değil mi bu? İstersen her ihtimale karşı vurayım abi. Şey, Tarmar abicim, Al Capone Amerika'nın ünlü mafya babasıdır. Sizi ona benzetti. Wow! Biz sizi çok sevdi. Sizde babalık bol, bizde para bol. Birlikte çok iş yapabiliriz. Hadi ya! Nasıl işler? Bizde iş çok. Siz bizle beraber iş yapar, hem çok iş yapar, hem çok para alır. Yeah, very good. Çok iyi. Ulan Bünyas, ben bu herifleri sevmeye başladım, iyi mi? İçeride neler oluyor acaba? Bence Tarmar abi, o iki herifin kafalarını böyle birbirine tokuşturmak üzeredir. Bence tabancayı başlarına dayamış, tetiği çekmek üzeredir. Bence çoktan çekmiştir, vurmuştur biri onları. Geçen de kızlar bize kaldı. Çek o zaman da. Biz artık gidelim. Ne oldu Tarmar abi? Çizmadın mı herifleri? Kimi? Amerikalı iki topu. Top demeyin canım beylere.
Yani ben anlar benim torunma Rabbim'in ortakları vururum ha. Ne? Boşuna dayamışlar Rafet. Tırnağın varsa başını kaşı diye. Ne yapalım? Kendi işimizi kendimiz halledeceğiz Jacob'u. Sağ ol Tarvar abi. Yürü Bünyas. Ay. Teslim ederim Aysun. Niye? Beni bu hıyarla mı aldatıyorsun? Hıyar? O ne ze? It is you lan. Biraz sakin olur musunuz? Niye sakin oluyormuşuz Serap? Ha? Bu adamları niye bize derci ediyorsunuz? Üstünüze yatlar katlar mı yapacaklar? Yeah. Jerry severse yapar. Yes, Tom severse de yapar. Hem bir tane değil, iki tane kat da yapar, iki tane yat da yapar. Hadi ya, tabii ya. Sana kar da alıyor mu? Pardon, otomobil. Jerry severse alır. Ya, Tom da severse alır. Hem bir tane değil, iki tane limuzin, limuzin ya. Bu arada ya. Biz acayip karlı çıkıyoruz Serap. Başka bir şey bulalım kuzen. Bunlar sünnetli mi? Ne? Saçmalama be Saffet. Tabii ya. Helal sana Saffet. Çak. Sünnet? What is it? Kestirmek. Yani cut it, cut it. Ya Tom severse kestirir. Ha, sıkışsa kestir ulan. Söylemesi kolay. Kestirin de görelim. Biz küçük yere kestirdik. Kestirir. Yeah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yeah. Tom and Jerry kestir. Rafet, sen şu topları korkutmaya çalış, ben gideyim sünnet içeri rakı içireyim. Hello, Tops. Hello. How are you? Korkmayın, acımıyor diyeceğim ama diyemiyorum çünkü acayip acıyor. Hatta bazen sünnetçinin eli kayıyor, hepten kestiği oluyor. Bunlar çok yaşanmış şeyler. No. Siz bizi uyardığı için biz çok teşekkür ediyoruz ama biz biliyoruz. Sünnet ucundan azıcık götürüyor. Ben film görüyor ve kesiyor evet ama küçük. Ya feda olsun Aysu için. Feda olsun Serap için. Zıt zıt konuşmak kolay. Bence varsız zaman kaçmak Texas. Ya Tom seviyor o zaman kaçmıyor, Tom kestiriyor. Yes, Jerry seviyor, kaçmıyor, kestiriyor. Kızlar bunlar bir numara çeviriyor olmasın? Ay anne Rafet baksana bizimkiler habire bir şey söyleyip duruyor. Saffet de ortada yok. Ben gidip müstakbel kocalarımızın yanında beklemeliyiz. Saçmalama Aysucuğum. Sünnet sırasında seyredecek değilsin. Ay ben kıllanmaya başladım. Bir an önce şu sünnet bitse de eve gidip Amerika hazırlıklarına başlasam. Aa sünnetçi geliyor. Sünnetçi bu. Eyvah bu biraz uçmuş. Yok bizde adet böyledir babalar. Sünnetçi büyük iş yapacağı zaman azıcık içer. İsterseniz hemen kalkıp gidebilirsiniz. Bizde tehdit var, ısrar yok. No, Tom severse sünnet olur. Jerry, dur. Yani Jerry de. O zaman bir problem yok boyslar, topslar. Tops. Bizden günah değil. Tops. o zaman sünnetçiyle baş başa kalacaksınız. Buyur sünnetçi baba. Söz lan. Yanlış adres, vicdansız ustura. Kurbanlar bu tarafta baba, gel. Gel, gidecek adamı buldum sen de. Gel Kemal baba, gel. Abi kalsın. Hadi, ya bismillah. Hadi. Bu adamlara bak ya. Bana mısın demedi toplar ya. Bu sefer de kaçırtamadık Rafet. Ulan yarabbim. Kızlar gitti kızlar. Bana bakın ulan çamaşır mandalları. Siz beni her ne kadar hıyar yerine koyuyorsanız da esas sünnetçileri ben çağırdım adım. Ne? Gelin ulan bakayım buraya. What is this? I don't know, Jerry. Let's go! Ay, karnım ağrıyor Ahmet. Bütün gece gülmekten uyuyamadım biliyor musun? Biz de Django'yla dün gece gülmekten ağladık. Değil mi lan Django ha? Neyse, sonuçta karılarımızı kurtardık ya, biz ona bakalım. Evet. Değdi kuzencim, uykusuz kaldık ama değdi. Hiç olmazsa iş yerinde uyuruz. Zaten ne yapıyoruz ki?
ne Rafet? Tom'la Jerry'yi kaçırdınız ama biz yenilerini bulduk Saffet'cim. Hafızla Esat. Hem de bunlar sünnetli.